Herkese merhaba sevgili teknoloji uyku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. 9 Şubat 2019 Cumartesi günü. Nereye gidiyorum buradan? Şimdi birazdan uçağa bineceğiz saat 8 gibi. Uçağa binip buradan İzmir'deki Huawei'nin Türkiye'deki ilk deneyim mağazasının açılışına gideceğiz. Türkiye'de biliyorsunuz bu tip markaların kendi mağazaları var. Samsung'un da var. Apple'ın zaten biliyorsunuz konsepti bu şekilde tasarlanmış durumda. Biz de Türkiye'deki ilk mağazasına gideceğiz ve orada neler var, ne gibi yenilikler var ki bazı özel indirimler vesaireler de var bu arada, açılışı özel. Klasik olarak diğer markaların da yaptığı gibi, mesela geçtiğimiz günlerde Xiaomi de yapmıştı. Onun da videosunu şurada yukarıdan şimdi kart olarak size aktarırım. Oradan da izleyebilirsiniz videoyu. Xiaomi de benzer şeyler yapmıştı. İşte Samsung'un da var biliyorsunuz. Şimdi Huawei'de ki Türkiye'deki faaliyetlerini oldukça hızlandırır son yıllarda. Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını İzmir'de açıyor. Neden İzmir'de? Açıkçası ben şu an bilmiyorum. Gittiğimiz zaman öğrenmiş olacağız. Şimdi uçağa doğru gidiyorum ben. İkinci güvenlikten geçeceğim. Şöyle göstereyim. Şuradan. Şimdi ikinci güvenlikten geçeceğiz ve geçtikten sonra da İzmir yolculuğumuz İstanbul'dan başlıyor. Hadi bakalım neler olacak, hep beraber izleyelim. İzmir'e indik. Birazdan Mavi Bahçe'de bulunan bir AVM'nin içindeki Huawei deneyim mağazasına geçeceğiz. Tabii otobüste de minibüste şu anda arkadaşlarımız var basından. Şöyle göstereyim. Onur Binay. Selamlar. Savaş Önemli. Bülent Nevres. Arkada da Kerem var. Aynı arkada. Bir de Mahmut'umuz var. En arkada da göremiyorsunuz ama Nisu Kahraman var Log dergisinden. Böyle bir yolculuk yapıyoruz. Bakalım yeni mağazada neler var, ne gibi yenilikler var. Devam edelim. Evet, şimdi İzmir'e geldik. Havalimanından da çıktık ve İzmir'de Mavi Bahçe AVM'nin içindeyiz şu anda. Burası böyle açık bir yer. İlk defa geliyorum ben Mavi Bahçe AVM'ye. Hemen arkamda görüyorsunuz zaten. Perdenin arkasında Huawei'nin İzmir'deki ve Türkiye'deki ilk mağazası burada açılıyor. Önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü biliyorsunuz artık markalar bu şekilde kendi mağazaları üzerinden satış yapmayı tercih ediyorlar. Ki uzun yıllardır aslında Apple, Samsung, Xiaomi gibi markaların aslında tercih ettiği bir yöntem bu. Biliyorsunuz biz daha önce Xiaomi'nin de mağazasını gezmiştik. Yine Huawei'nin de mağazasını gezeceğiz. Birazdan bir özel bir açılış olacak bize. Açılışla beraber bazı indirimler ve kampanya fırsatları da olacak. Daha sonra da mağazayı gezeceğiz ve deneyimlerimizi size aktarmaya devam edeceğiz. Huawei'nin İzmir'deki ve Türkiye'deki ilk deneyim mağazasındayım şu anda. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi hemen arkamda kim varmış? Savaş Önemli var. Kendisi Dijital Eş dergisinden çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz. Mavi Bahçe'deki ilk deneyim mağazasındayız. Türkiye'deki aynı zamanda ilk deneyim mağazasında. Markanın çeşitli ürünlerini, aksesuarlarını burada bulabileceksiniz ama telefon ağırlıklı olmuş daha çok, onu söyleyelim. Hemen biraz sonra şimdi detaylı olarak anlatacağım size. Bilgisayar vesaire gibi ürünler de var ama ağırlıklı olarak ürünlerin tamamı neredeyse telefon ve telefon aksesuarlarından oluşuyor. Kulaklıklar var, kılıflar var, akıllı saatler vesaireler, yine hepsini burada bulmak mümkün. İşte şimdi gelin hep beraber gezelim bakalım Huawei'nin İzmir'deki ve Türkiye'deki ilk deneyim mağazasında neler var.
Evet, şu anda Huawei'nin İzmir'deki deneyim mağazasının içindeyiz. Mağazada neler var? Belki ilk aklınıza gelecek soru budur. Biz de hemen ona yanıt verelim. Tabii ki ilk olarak telefonlar var. Ve telefonlarla ilgili ekranlar koymuşlar. Böyle bu hemen telefonun altında o telefonla ilgili bilgilerin yer aldığı dijital ekranlar var. Burada o telefonla ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bütün telefonlar burada var. Burada ne var mesela? Mate 20 Pro var. Evet, burada komple Mate 20 Pro'lar var, görüyoruz. Mate 20 Lite'ımız var burada. P Smart 2019. Yakında bunun testi de bizde gelecek. Kutu açılımını yapmıştık. P Smart 2019 da burada. Şurada güzel bir bölümümüz var. Bir telefonun, Mate 20 Pro'nun bütün parçalarını, içini böyle. The Cell diye bir film vardı. Ondaki gibi bir sahne hazırlanmış burada. Kurguyu yapan kişi herhalde filmi izlemiş gibi geliyor bana. Bütün parçalarını görüyorsunuz burada. Bir diğer masada kablosuz ters şarj özelliğini anlatıyor. Bir şey koymuşlar böyle. Bölüm var. Burada da diğer telefonları görüyoruz. İşte Y7 2018 var burada. P20 Lite var. Buradaki nedir? P20 Lite, P20, P20 Pro. Diğer modelleri de yine masanın etrafında görüyoruz. Şimdi şöyle büyük bir alan daha var burada. İzmir'deki mağazada, Huawei'nin deneyim mağazasında. Burada biraz aksesuarlar var. Ne gibi? Selfie stickler var, kulaklıklar var, kablolar var. Şu an kabloları görüyoruz. Adaptörler var ve kılıflar var. Kılıfları da görüyorsunuz. Fiyatları falan da yazıyor. Merak edenler şöyle çekeyim. Mesela Huawei Mate 20 Lite için Smart View Flip Cover 129 liraymış. Bir tane örnek böyle vereyim. Bluetooth kulaklıklar yine burada yer alıyor. Saat var, Watch GT Sport. Biz test ettik onu, biliyorsunuz. Onu da yukarı bir yere koyarım ben linkini. Şimdi burada diğer kılıfları da burada görüyorsunuz. Klasik de var burada. Biz malum klasik olmayan test etmiştik, sport modelini. Watch GT'den bahsediyorum bu arada. Burada da selfie stickler, çubuklar vesaire var. Peki başka neler var? Şimdi biraz daha dolaşalım mağazada. Burada kişiye özel kılıf diye bir bölüm var. Burada isminizi vesairenizi veya çeşitli renklerde kılıflar geliştirebiliyorsunuz, üretebiliyorsunuz. Bunu çekmiş olalım. Burada da yine telefonların farklı özelliklerini kullanabileceğiniz, mesela şurada bozuk paralar koymuşlar, onların fotoğraflarını çekebiliyorsunuz Mate 20 Pro ile. Biliyorsunuz Mate 20 Pro'nun makro özelliği çok başarılı. Hatta biz onunla ilgili bir galeri yapmıştık. Biliyorsunuz, tahmin takip ediyorsunuz, muhtemelen öyledir. Şimdi burada bir de bilgisayar tarafı var, biliyorsunuz Huawei'nin. Bilgisayarlarla ilgili işte Bluetooth speakerlar olduğunu burada var. Tabletleri görüyorsunuz. MediaPad var burada. T3 7 modeli. Burada T13 MediaPad 10 modeli var. MediaPad T5 var. Bilgisayarları da burada görüyoruz. Şöyle çekileyim, şuradan şöyle geçeyim. Sorry. Buradan da bilgisayarları görüyoruz. Ne var burada? MacBook X Pro modeli var. 12 bin lira. 13 bin lira daha doğrusu. MacBook 13 6 bin lira gibi bir rakamı var. 4G Wi-Fi router var burada bir tane. Bu gibi ürünleri yine İzmir'deki deneyim mağazasında görebiliriz. Bugün mağazamıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'deki Huawei deneyim mağazası İzmir'de açtı. Bugün açıyoruz dolayısıyla işte. Basına size özel bir açılış yapalım istedim. Şimdi ben açılış konuşmasını yapmak üzere Huawei Türkiye ülke müdürünü Seslan Gök'e davet ediyorum. Günaydınlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Thank you very much. Unfortunately, I cannot speak Turkish, so I'll speak English. So thank you for helping me to translate. It's our great honor to have everybody here to witness this historical moment of Huawei in Turkey. We open today the first
Bobby Officio Experience Store. In the whole Turkey, in Izmir. Thank you again for coming. And again, thank you very much for coming. And I wish you good luck. I wish you a good, pleasant experience in our experience store. Thank you very much. Huawei olarak gerçekten yükselen trendeydi. Geçtiğimiz sene doğrusu 2017 yıl ayında pazar payı %3'lerdeydi, %3'lerde. Ve şu anda en son gelen rapora göre %26.4'e ulaştı. Tüketiciler gerçekten Huawei markasını tanıyorlar ve seviyorlar, kullanmaya başladılar. Biz de bu noktada deneyim alanımızı hayata geçirmek istedik. Bu da bizim yükselişimizin bir parçası bir yatırım baktığımızda. Ve Türkiye'de ilk defa İzmir'de açtık bu mağazamızı. İstediğiniz gibi deneyimleyin, ürünleri karıştırın, fotoğraf çekin. Zaten bu mağaza bunun için açıldı. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, keyfinize bakın. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Huawei'yi İzmir'de açtığı ilk deneyim mağazası ki Türkiye'deki ilk mağaza. Şu anda yanımızda kim var? Huawei'yi Türkiye'den ürün müdürü Kaan Arlı var. Kaan bizim arkadaşımız zaten. Evet. Yani 9 yıllık bir basın tecrübesi ardından şimdi Huawei'deyim. 3 ayım oldu. Ürün müdürü olarak çalışıyorum şu anda. Bir de yakın zamanda eğitim birimimiz de başına geçtim. Hani, öyle bir sürpriz oldu benim için. İzmir'de ilk mağazayı açtık. Türkiye'deki ilk Huawei mağazası bu. Yani İzmir'de oluşturduk güzel bir mümkün oldu aslında. İnsanlardan da güzel yorumlar aldılar. Bu açıdan da mutlu olduk. Biliyorsunuz ben her şeyi yani İstanbul'a açıyorum ki. İzmir'de ilk açılışın, yani ilk mağazamı İzmir'de açıklamak olması bizim için şey oldu, farklı bir deneyim oldu. İlgi de çok güzel. Şimdi biliyorsun abi, yıllardır basın sektöründeydim ben de. Hani sizlerden çok şey öğrendim. Bugün hani basının öteki tarafından konuşmak hem heyecan verici hem de güzel bir durum. Peki şimdi İstanbul'daki Huawei sahipleri üzülsün mü? Ne yapalım? Oranızı mı açılıyor? Yok, üzülmesinler. Orada da Mart ayının sonunda yansıklık olmazsa Mart ayının sonunda istin yapardık. Mağazamız hazır olacak. Peki devamı gelecek mi bunun? Yani devamının gelmesini biz istiyoruz. Çünkü İzmir ve İstanbul tamam ama hani ülkedeki diğer illere de insanları hani erişebilecek normal bir deneyim mağazası açmak tabii ki hayalimiz. Ama ilerleyen dönemlerde ne düşünüyoruz? Ama tabii böyle hani iki mağazayla kalmak gibi bir düşüncemiz olacağını zannetmiyoruz. Şimdi bu mağazada birçok ürününüz var. Telefonlar var, kılıflar var, hatta bilgisayarlarınız da var gördüğüm kadarıyla. Bir de servis hizmeti var. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi servis hizmetine şuradan başlayayım ben. İstanbul'daki servis merkezi gerçekten çok iyi iş çıkartıyor. Servis ihtiyacına bağımlı olarak günlük, saatlik servis imkanları sunabiliyorlar. Bunları da böyle başlayarak sunmak istiyoruz. Hani buradaki amacımız şu, bir zincir oluşturursak burada hem mağaza deneyimi, ürün deneyimi, servis deneyimi bunların hepsi böyle tek çizgide eksiksiz bir şekilde olması için çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Çok teşekkürler geldiğin için. Görüşürüz. Murat, Huawei'nin deneyim merkezi için? Güzel, yani normal değişik bir konsept. Geleneksel mağazalarda ürünleri görüyoruz. Ama burada işte orada bazı küçük nüanslarla ürünleri yalnızca görmek değil, aynı zamanda deneme fırsatı da var. Daha da önemlisi aslında biraz da risk alıyor bence Huawei. Çünkü elindeki telefonla da bu sefer, yani sahip olduğun telefonla da var olan bir Huawei'yi test etme şansı yakalıyorsun. Örneğin orada
işte 960 FPS çekim özelliğine sahip Huawei Mate 20 Pro'yu sen kendi telefonla da kıyaslayabiliyorsun. Veya işte karanlıkta çekim yapmak için özel bir alan var. Yine bokeh efektini, bunu telaffuz edemiyorum ben bu arada. Depth of Field, Portrait modu. Bunu yapmak için yerler var. O açıdan güzel ya, elindeki telefonu da test ediyorsun. Teşekkür ederiz o zaman. Rica ederim, uzattım biraz. Estağfurullah. Mahmut Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşünüyorum? Beğendiniz mi mağazayı? Beğendim. Aslında hani birçok firmanın da buna benzer mağazaların olması lazım. Ki var zaten. Ki bazılarının var. Var. Rakiplerin de arka arkaya bu tür mağazaları oluşmaya başladı. İstanbul'daki mağaza nasıl olacak bilmiyorum. Mart'ın sonunda açılacak bu Sistiyo Park'ta. Biraz daha büyük bekliyordum. Buradaki biraz küçük yer. Biraz daha küçük. Biraz daha büyük bir mağaza bekliyordum. İçerideki ürünler iyi. Deneyimleme şansı ve yine deneyim diyoruz. Bunun başka bir şeyi yok. Experience'ın Türkçesi deneyim. Alanlar var. İşte 960 FPS'yi deneyebileceğin, hızlı döndürebileceğin şeyler var. Süper makro modunu da çekmek için böyle yakınlaştırabileceğin nesneler var. Akıllı yapay zekayı kullanmak için işte böyle çeşitli meyveler, setuplar hazırlanmış. Setuplar hazırlanmış. Aynı şekilde karanlık evet. Çektiğin ürünler var. Çok geniş bir şey yelpazesi var. Aksesuar yelpazesi var. Dolayısıyla hani Huawei'ye ait her şey bulunabilir. Güzel bir mağaza. İstanbul'daki eğer daha büyük olursa daha da güzel olacaktır ki duyduğumuz kadarına biraz daha fazla özellikle akıllı konseptine ait şeyler de olacaktır şurada. Ben beğendim açıkçası. Yani böyle mağazaların çoğalması lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bilgiler için, yorumlar için. Teşekkür ederim. Ben de kalacaktım. Evet, Huawei'nin İzmir'deki ve Türkiye'deki ilk mağazası Mavi Bahçe'de açıldı hatta. Mağazada birçok ürünleri var, yeni ürünler var, kılıflar var. Hatta kendinize özel kılıflarda bastırabiliyorsunuz. Bir süreli ücretsiz olacakmış. Bunun bilgisini aldık ama o süre ne kadar bilmiyorum. Kılıflarınızı burada özel olarak bastırabiliyorsunuz. Yolunuz düşerse, İzmir'de yaşıyorsunuz veya bu bölgede yaşıyorsunuz, bir de uğramanızı öneririm. Çünkü aynı zamanda içeride servis hizmeti de veriliyor. Telefonlarınızı burada, bakımlarını, tamirlerini ve çeşitli hizmetleri yine buradan alabileceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı da asla unutmayın lütfen. Bu video ile ilgili, Huawei ile ilgili veya bizimle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi videomuzun altına yazabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.